TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Yine haftanın ortasını bulduk. Önemli gelişmeler var. Birçok alt başlık var ama süreç etrafında şekillenen ve Irak ile Suriye düzleminde aslında bütünleşen konular var. Bütün bunlara tırnak içerisinde süreç diyeceksek, diyecek olursak bütün bu gelişmeleri tabii ki bu akşam konuşacağız çok önemli konuklarla. Daha fazla sözü uzatmadan hemen tanıştıralım. Bu akşam aslında konuşacağımız konular çok önemli olduğunu söylemiştik. Cuma İşten AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve birçok komisyonda da üye, İçişleri ve Adalet Komisyonu. Cuma Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Ve Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Çağrı Erhan, aynı zamanda Türkiye Gazetesi yazarı. Çağrı Hoca siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Ve yine Mehmet Bey, Mehmet Şahin, SD'ye Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür Mehmet ederim. Bey. Sık sık beraber oluyoruz sizle de. Ne yapalım çağırınca hayır diyemiyoruz. Evet, sağ olun. Cuma Bey, sizle başlayacak olursak bütün bu gelişmeler hafta başı tekrar hükümetle HDP arasında bir görüşme yaşandı. HDP'nin bundan önce bu görüşme öncesinde sürece yönelik çok kuvvetli ses vermesi, sürece 6-7 Ekim olaylarından önce bile bu denli sahip çıkmamıştı. Çok ciddi bir sahip çıkış var. Bunun öncesinde siz bölge milletvekilleri olarak başbakanla görüştünüz. Ondan sonra Afyon'da bu konu görüşüldü. Şimdi tabii bakıldığı zaman bir taraftan da birçok unsur var karşımızda. Gelinen nokta itibariyle pazartesi gününden sonra umutlar arttı mı silahların bırakılmasına yönelik? Evet, umutlar her geçen gün çok daha fazla artıyor ve artacak da. Çünkü artık HDP de bana göre şunu gördü açıkçası. 2 yıllık bu süreçte bu sürece en çok sahiplenen doğusuyla batısıyla 77 milyon kişinin kendisi oldu. Milletin kendisi oldu. 6-7 Ekim biliyorsunuz yine HDP'nin çağrısıyla aslında sokaklara çıkılmış ve çok acı ve hüzünlü bir sonuç ortaya çıkmıştı. Allah rahmet etsin 51 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. Bu aslında süreci HDP açısından bunu söylüyorum. Nasıl bir hata yaptığını, bu sürecin bu şekilde provoke edilmesinin siyasi sonuçlarının kendisi açısından bir son olacağını, bir siyasi son olacağını ama araya girerek gördüğünü düşünüyorum. O çağrıyı yaparken, sokak çağrısını yaparken zaten bu kadar ölümün olacağını, bu ölümlerin olacağını bilmiyor muydu? Yani bile bile olmadı mı bütün bunlar? Yani aslında bilmemesini kabul etmek onların siyasi birikimlerine hakaret olur. Çok açık ve net. Bildiklerini düşünüyorum. Sonuçların böyle olabileceğini tahmin edebileceklerine inanıyorum. Yani bizim partimiz kapatıldı. AK Parti bir sürü vesayetçi kurumlarla mücadele etti ama Kazlıçeşme'de 2 milyon insanı toplayıp miting yaptı. Bence HDP Diyarbakır Nevruz Meydanı'nda miting yaparak düşüncelerini ifade etmiş olsaydı hem insanlarımız ölmeyecekti hem aslında çok ciddi mesajlar da alınmış olacaktı. Gecikmeli de olsa bana göre HDP aslında halktaki bu tepkiyi gördü ve hemen çekidüzen vermeyi düşündü. Tabii şöyle bir durum da var. Kandil'in kıskacından sıyrılma olarak değerlendiririz. Şundan dolayı yani PKK'nın da KCK'nın da HDP'nin de içerisinde bana göre paralel uzantılar var. Ve bu paralel uzantılar kandan, terörden ve şiddetten nemlanıyorlar. Çözüm sürecine de en çok aslında onlar karşı çıkıyorlar. Çok garip bir durumdur ki İmralı siyaset yapanlardan, cezaevinde kalanlar siyaset yapanlardan, dağda olanlar siyaset yapanlardan bu süreci çok daha fazlasıyla sahiplenip desteklemeye çalışırken şehirlerde siyaset yapanlar ve lüks hayat yaşayanlar, çocukların yurt dışında veya özel okulda okuyanlar da bu süreçte hata üstüne hata yaptılar. Ama en niyetinde anlaşıldı ki İmralı'dan daha yakın durmaya başladılar. Kandil'den uzaklaşarak ki Kandil her seferinde yaramaz çocukluğu oynuyor bana göre. Şimdi sürece sahiplenmeleri gerektiğini geç de olsa anlamış oldular. Şöyle bir soru sorulursa siz bunu çok iyi bildiğiniz için bölgeyi mesela Kandil iyidir, Kandil kötüdür, KCK iyidir, PKK kötüdür, HDP, BDP iyidir, Avrupa kötüdür, İmralı aslında işte mitin kontrolündedir, devletin yanındadır demek mümkün mü? Yoksa bu saydığım yelpazeyi yekpare olarak mı görmek gerekir? Yani işe bütünden bakmayı çok daha doğru görürüm. Yani İmralı'nın mitin yanında olduğu falan mümkün değil. Çünkü 2 yıllık sürecin ağırdan da gidiyorsa bana göre yine Öcalan'ın ağırdan almasından kaynaklanan bir durumdur. Çok daha net, çok daha keskin cümleler kullanılabilirdi. Ama maalesef olmadı. Şu önemli bana göre aslında Kandil, Avrupa ve HDP'nin içerisinde, KCK'nın içerisindeki yapılar homojen değildir.
ve birçok yerlerden, derin güçlerden, istihbarat birimlerinden veya Orta Doğu coğrafyasında hesabı olanlardan ciddi anlamda etkilenmektedir. Ve bu anlamda da aslında birileri, o paralel yapıdan bahsediyorum, birileri Öcalan'ı diskalifiye etmek ve Öcalan'a alternatif bir düşünce oluşturmaya çalışmaktadır. İkinci unsur da muhafazakar, demokrat, dindar ve hukuka uyan Kürtlerin bölgeyi terk edip batıya gitmelerini sağlamak ve tecrit edilmiş bir bölge oluşturmaya çalışmaktır. Benden olmayanların bölgeden gönderilmesi mi diyorsunuz? Kesinlikle öyle. Yani PKK bunu. Evet. Devam edeceğiz. Çağrı Hoca, size döneyim Sayın Çağrı Erhan. Aslında bütün bu olaya baktığımız zaman bir Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşenler, tabii bizi ilgilendiren konularından bir tanesi de Suriye ve Irak düzleminde olanlar. Yani terör örgütü açısından, PKK açısından bakıldığı zaman. Şöyle bir şeyi sorduğum zaman ne dersiniz? Çok merak ediyorum. IŞİD'in saldırıları, iki tarafta da otoritesini yitirmiş yönetimler, terör için bulunmaz, yani tırnak içerisinde Hint kumaşının oluşması bölgede. Böyle bir süreçte bu görüşmelere yakalanmış olmak aslında Türkiye'nin elini zayıflatmıyor mu? Yani teröre yönelik, terörün yataklığının yapılmasına yönelik her türlü unsur saha müsaitken biz bu süreci başlatmış olduk. PKK şimdi her taraf karışık, ben niye silahı bırakayım der mi? Süreç tabii şimdi başlamadı. Yani evet. Baktığımız zaman aslında bu kardeşlik süreci, barış süreci olarak ifade edilen sürecin çok daha eski bir tarihte başladığını, 2009-2008 sonu 2009 itibariyle daha belki teşebbüsler de var ama hatırlayalım ve her seferinde de belki olağanüstü halin kaldırılması. Sayın Milletvekili'nin o ifade ettiği şekilde birileri sabote etti bu süreci. Yani bu iş çok daha erken mutlulukla sonuçlanabilirdi belki de. Ne kadar gecikirse buradan elde edebilecek semere de o kadar azalacak. Yani her seferinde aslında bir kesintiye uğruyor, tekrar başlıyor, tekrar başlarken ümitler yeşeriyor. Fakat bir süre sonra tekrar birileri bunu sabote ediyorlar ve o sabote edenler listesinde yer alanlar artık bizim olağan şüpheliler dediğimiz kişilerin ötesine de geçmiş durumda. Yani biz hep Kandil'i işaret ediyoruz. İşte Kandil'de Öcalan'ın liderliğini arzu etmeyen, işte örgüt içerisinde kendi başına hareket etmek isteyen, silahlar bırakıldığı takdirde kendilerinin varlık nedeninin ortadan kalkacağını düşünen birileri bunu yapıyor diyoruz. Ama artık o listede başka isimler de var. Mesela? Yabancı istihbarat servislerinin müdahalesi olmadan bu örgütün bu bölgede bir takım eylemleri gerçekleştirmesine imkan yok. Şimdi o kadar doğru bir şey söylüyorsunuz ki, bir yıl evvel yani bu IŞİD bu kadar gündemde değilken, bu kadar ortalığı karıştırmamışken, bu iş çözülmüş olsaydı, mesela nedir o? 2013 işte gibi. Başları gibi. Hı hı. Hatta 2012'de bayağı bir ilerleme kaydedilmişti, değil mi? Çözülmüş olabilirdi yani. En azından çok önemli bir noktaya gelinmiş olabilirdi. Sabot. Ama bugün apayrı bir Orta Doğu ile karşı karşıyayız. Apayrı bir Suriye ile ve Irak'la karşı karşıyayız. Ve burada sınırların yeniden çizilmesinden söz edildiğini, daha fazla bunun telaffuz edildiğini ve böyle bir ortamda da elbette örgütün hem Suriye'nin kuzeyiyle hem Irak'ın kuzeyiyle ilgili bağlantılarının da burada söz sahibi olmaya çalıştığını. Yani 6-7 Ekim olayları niye oldu? Evet. Yani Türkiye'nin içindeki bir gelişmeden dolayı olmadı. Kobani nedeniyle. Değil mi? Yani Suriye, Kuzey Suriye'de meydana gelen, Kobani'de meydana gelen bir takım olay gelişmelerin uzantısı olarak ortaya çıktı. Bu Türkiye'yi bazı işlere sürüklemek üzere o çağrıyı yaptılar. Dolayısıyla burada bizim yakın çevremizdeki her karışıklık aslında sürecin başarıya ulaşma süresini de uzatıyor. Böyle olduğu için de eğer gerçekten taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tarafta, işte HDP ise eğer bunun muhatabı, burada bir sonuç almak istiyorlarsa her şeyden evvel... Siz istediğini görebiliyor musunuz? Yani HDP olarak soruyorum sadece. Hani Kandil şimdi, ve İmralı'yı devre dışı. Yani siyasetle müzakere denildiği için bunu soruyorum. HDP bu işi eğer kaldırabilecek bu basına sistemi artık yansıdığı kadarıyla gelecek yıl başında ilk 3 ay içerisinde gerçekten bir silah bırakma çağrısı yapılır ya da biz silahları bıraktık denir ve daha evvel söz vermiş olup da yerine getirmedikleri şekilde bir takım militanların unsurları, değil mi? Sayın Başbakan söyledi. Evet, yani biz o zaman halkla paylaşmadık bunu ama dedi aslında kimse çıkmadı dışarıya yani. Evet. Ya da çok az sayıda insan dışarı çıktı. Eğer bunu yaparlarsa bunda ben bir ümit görüyorum. Anladım. Yoksa
yani bütün objektifliğimle söyleyeyim. HDP bunu 2015'te bir genel seçim havasına doğru sürüklenirken iktidarın hanesine pozitif bir puan olarak yazılacak bir başarıyla taşlandırmaz. Açık bir şekilde söylüyorum. Bunu seçim yani, sattığına girilmesin bu olayın yani bu iş önemli 2015'in ilk ayında, ikinci ayında eğer bu az önce ifade ettiğim bıraktık biz bu işi, silahları bıraktık ve gerçekten bir siyasi çözüm istiyoruz, onun da modalitesi şudur şeklinde ifade edilirse olur. Ama Mart ayından itibaren Türkiye'de seçim satım haline girilecek. Orada o süreç içerisinde, çünkü buradaki başarı kime yazacak? İşte Sayın Milletvekilimiz bölgenin milletvekili. Evet. Burada bir başarı kimin hanesine yazar? AK Parti'nin hanesine yazar. Doğru. Hükümetin hanesine yazar. E peki siz bir siyasi partisiniz. Ama biz böyle bu konuyu bir siyaset üstü düşünmek yani durumunda işte şimdi değil Türkiye'de, miyiz? Yok öyle değil. Yani HDP açısından baktığınızda siz CHP açısından da bakarsınız. Bir oy potansiyeli seçim süreçlerinde bunlar retorik olarak ya da söylem olarak herkes için partiler üstü meselelerdir. Evet. Ama pratiğe baktığınızda seçim süreçlerinde, seçime yaklaşılan dönemlerde ben en ufak bir konudan bile nasıl puan elde ederim? Evet. Bunu halkın önünde konuşulmaz, ifade edilmez. Ama arkaya geçtiğiniz zaman işte siyasi işler başkanları, teşkilat başkanları, seçim stratejisini yöneten bir takım danışman kurumlar bu işe bakarlar. Yani bunu söylediğimde biz kaç puan aldık hemen ertesi gün ölçersiniz onu. Evet. 6 ayrı yere ölçtürürsünüz. Bakarsınız ben bunu söylediğimde puanım artmış mı, azalmış mı? Artıyorsa devam edersiniz. Evet. Azalıyorsa bir daha o sözü söylemezsiniz. Ve il il bakarsınız. Çünkü bu bir bilimsel iştir. Yani AK Parti bunu bilimsel yaptığı için bugün 3. defa iktidarda. Buna oturursunuz, söylemleri ölçersiniz. Dolayısıyla siz bunu istediğiniz kadar söyleyin. Yani bu siyaset üstü bir meseledir. Elbette böyle söyleyecekler. Yani kim başka ne söyleyecek? Evet. Ama pratiğe baktığınızda ben özellikle HDP açısından Mart ayından itibaren özellikle eğer bir belli bir noktaya gelinmez ise tekrar bunun gündemden evet. çıkartılabileceğini düşünüyorum. Sebep ne? Az önce söylediğim mesele. Çünkü buradaki başarı iktidarın hanesine pozitif yazacak. Evet. Devam edeceğiz. Aslında Çağrı Hoca'nın bıraktığı yerden Sayın Mehmet Şahin size sormak istiyorum. Üçüncü göz önemli ama üçüncü gözden önce şu çok daha önemli. Geldiğimiz süreç aşamalarında belki bunu Çağrı Hoca 2009 dedi ama 2008 dedi başlangıç tarihi olarak. Bunu biz 2003'e kadar götürebiliriz. Olağanüstü halin kaldırılmasıyla hani doğru, bu doğru. şeyin başlangıcı veya işte hareket safhası olarak dediğimiz zaman. Buradan baktığımız zaman birçok yol kazası, işte Habur olayı, 6-7 Ekim olayları, onun öncesinde yaşananlar, işte saldırılar, baskınlar, Hatay'da bombalı saldırı, bunu da buna kattığımız zaman. Bütün bu olaylar tabii ki çok üzücü ama her seferinde süreç tekrar ayağa kalktı. Bütün bu olaylar süreci güçlendiriyor diyebilir miyiz? Bence güçlendirmiyor, onu açıkça söyleyeyim. Ama tabii ki Çağrı Hoca'nın burada dediği seçim süreci önemli bu işin meydana gelmesinde. Fakat ben sadece seçim sürecinin açıklanmayacağını düşünüyorum. Çünkü bölgedeki gelişmelerle birlikte bu Kandil ayağının veya işte KCK ayağının diyelim kulağına bir şeylerin fısıldandığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Kim tarafından? Sadece. Yine bu Çağrı Hoca'nın söylediği üçüncü göz. Üçüncü göz olmak isteyen devletler tarafından. Tamam. Bu bölgeden de olabilir. Küresel anlamda olabilir. Çünkü bunu şu şekilde yorumladılar diye düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin 12-13 yıllık bir siyasi iktidarı var. Ama son dönemde uluslararası alanda en çok üzerine baskı oluştuğu dönem. Evet. Ve ciddi bir yani bir terör örgütünü destekleyen bir hükümet konumuna sokuluyor. Burada kastettiğim işte biliyorsunuz hükümetle işit arasındaki ilişki kurma çabaları, algı operasyonu neyse bunlara baktığımız zaman böyle bir zorluk var. İki, genelde böyle bir çıkış yapmak istiyorsa bu tür gruplar evet. Travmatik bu olayın yaşanması onlar için çok çok önemlidir. Mesela Şiiler için Kerbela çok önemlidir. Çıkış oradan başlar. Veya işte Dersim mesela Aleviler için çok çok önemlidir. Ama Kürtlerin genelinin, tabii ki Kürt, HDP ve PKK kısmını demiyorum. Eğer 6-7 Ekim olaylarında devlet diyelim ki çok şiddetli bir şekilde karşılık verdi. Ve ciddi ölümler oldu. Bu defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile o Kürt halk arasında, bölgedeki halk arasında duygusal bir kopuşun yaşanması meydana gelirdi ki bu çok tehlikeli bir şey olurdu. O açıdan bence devlet bu süreci iyi yönetti. 1-2 gün ben süreçte. Şu hani bu bütün bu olaylarla ilgili bu özellikle en son yol kazaları olarak adlandırdığımız bu üzücü olaylardan mesela 6-7 Ekim'den sonra HDP'nin bu denli sürece
sahip çıkması, süreçsiz yokuz demesi, yani tırnak içerisinde. Ben şöyle bunu ben anlamak istiyorum. HDP bir defa karar verici değil. Yani Sayın Vekil burada onu benden daha iyi biliyorlar. Yani HDP burada mesaj taşıyıcı bir konumda. Yani HDP'nin konumu... Alıyor, götürüyor, tabii ki, oradan alıyor, bak, getiriyor. Düşünebiliyor musun? HDP'nin yaptığı demokratik bir ülkede siyasal partinin davrandığı gibi davranan bir parti mi HDP? Hayır. Yani bir süreç devam ediyor. Kandil'den alıyor, İmralı'ya, hükümete getiriyor, hükümetten alıyor, İmralı'ya götürüyor. Yani onun için HDP'yi normal bir siyasi parti gibi düşünmemek lazım. Normal bir siyasi partinin bir karar organı vardır. O zaman HDP alır. Dışında... Şimdi HDP'nin karar organına baktığınız zaman HDP'nin içinde KCK'dan gelen emirleri bir anlamda uygulayan bir örgüt bir anlamda. 6-7 Ekim'de ama olduğu gibi diyorsunuz. Tabii ki Türkiye'nin yasasına göre siyasal bir parti ama fiili olan bir durum da var. Bu aynı zamanda emri başka yerden alan, kendi parti organlarından emir alan bir parti de değil. Ama burada kastettiğim şey o. Geleceğim direkt sorunuza. Bence en önemli olan olay şu. Çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte, işte Oslo süreciyle biliyorsunuz kesintiye uğradı. Daha sonraki süreçte Silvan saldırısı yanılmıyorsam o var. Şimdi 6-7 Ekim olaylarıyla birlikte belki çözüm süreci en kritik dönemini geçirdi. Bu çözüm sürecinin ilerlemesini istemeyen bölgedeki, küresel anlamdaki ve içerideki. Diyelim ki bunun ortakları var. Var mı? Var. Yani belki şudur şudur diyemeyiz. Bu 6-7 Ekim gibi bir deprem bile bunu etkilememişse önümüzdeki süreçte bunun mutlaka kesintiye uğramasını isteyenler bunun bir tık üzerine deneyeceklerdir. Her seferinde durmayacaklardır. Evet. Yani bu var. Onun için Türkiye'deki mevcut hükümet, cari hükümet bunun önlemini almak zorunda. Devlet bunun önlemini almak zorunda. Peki diğerleri niye masaya geldi? Bence onu da göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü diğerleri bölgedeki bazı değişimler üzerine baktığımız zaman bölgedeki halkı kaybettiğini gördüler. O Anladım. Çok önemli. Çünkü halkın özellikle sürece sahip çıkmasını da aslında tırnak içerisinde bu noktada söylemek lazım. Yani retorik olarak tamam işte KCK, PKK, HDP, Kandil, İmralı, Avrupa'daki Kürtler bütün bunlarla bir süreç yürüyor ama bir tarafta da bölge halkı var. Bak Kobani ön plana sürmelerinin sebebi veya aynalar at neyse sebebi şuydu aslında. Kobani konusunda tüm Kürt halkı neredeyse ortak bir tavır takındığını görüyorsunuz. Yani bir acı yaşıyor, bir hassasiyet gösteriyor. Buradan hareketle bunu içeriye taşıdılar. Fakat 6-7 Ekim olayında bölgede gösterilenlere Kürt halkının tamamı aynı tepkiyi vermedi. Çünkü burada PKK Kobani'yi kullanarak bir anlamda da diğer Kürt sivil toplum örgütlerini, partileri, oluşumları da bertaraf yani, ederek tek güç benim mesajı. Uzatma yani 6-7 Ekim'i extend etme çabaları bir nevi bütün isteklere rağmen ters yapılamadı. Evet, ters etti çünkü. Evet. Evet. Bir şey daha, çok kısa bir cümle daha alayım. Yani burada şimdi Sayın Cuma Bey'e soracağım onu ama hani HDP mesaj alıyor götürüyor. O zaman hani siyasi muhatapta o olduğu zaman bir takım Kandil'in muhatap alınması konuşulmuştu. Bunun dışında yapılabilecek bir şey var mı? Şu anda HDP dese ki ben bağımsız siyasi bir parti gibi davranıyorum dese ben de size sorayım. Bunu yapma şansı var mı? Evet. Evet, soruya soru. Cuma Bey, Mehmet Hoca aslında orada konuşurken özellikle şey çerçevesi çok önemli. Yani burada bu müzakerenin, bu sürecin devam ettirildiği muhataplar, HDP'nin dışında bu yelpazenin yayılması, bugün siz yine söylediniz, hani bölgede sadece HDP, PKK, KCK, Kandil, İmralı dışındaki Kürtler veya öteki Kürtler denilebilecek unsurların masaya çağrılması veya işte madem ana sorumlu Kandil'dir, Kandil'in direkt muhatap alınması gibi bir durum olabilir mi? Ya bir kere şunu bilmesi gerekiyor bizi izleyenler tarafından da. Biz Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden İmralı'la muhatap, irtibatlar ve iletişim içinde BDP'nin muhataplığını silahların bırakılması üzerine kurgulanmış bir yoldur. Evet. Herkes bunu bilmesi lazım. Biz anayasa çalışmalarını yaptığımızda, bölgede yaptığımız bütün çalışmalarda, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, diğer siyasi yapılanmalar ve siyasi partiler, bu çok önemli bir konu. Ondan sonra ve oradaki odalar, borsalar ve milletin kendisi en önemli bir şeyi söyleyeceğim. 17 ilde, Güneydoğu'da ve Doğu'da, özellikle 17 tane ilde Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı iller olduğu için bunu söylüyorum. AK Parti'nin almış olduğu oy %65'tir. Ve AK Parti'ye oy verenlerin muhatap alınarak yürüdüğü bir yol bu.
Hatırlarsınız belki bundan 10 yıl önce, 8 yıl önce gerek HDP'de siyaset yapanlar defaatle hep şunları dile getirdiler. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bizimle konuşmuyor, bizimle görüşmüyor örneğin. Biz de o zaman hep şunları söyledik. Dedik ki insan hakları ve özgürlükler noktasında, temel haklar noktasında sizin de görüşmeye gerek yok ki. Eğer ben bir temel hakkı biriyle görüşüyorsam orada ben o temel hakka inanmadığım anlamına gelir. Nitekim 12 yıllık AK Parti iktidarında insan hakları ve temel haklar noktasında bütün özgürlük adımlarımızı da attık. Şimdi şunu bilmesi lazım. Bu masanın etrafında HDP'nin, PKK'nın, KCK'nın, alfabenin bütün harflerini sayabiliriz. Nitekim oraya doğru gidiyor zaten. Evet. Sadece muhataplardan biridir bu kesim. Hepsini HDP olarak üst bir kimlik olarak açıklayalım. Ama kamuoyunda bir algı var. Yani kamuoyu algısı böyle olduğu için biz de hep bu o harfler etrafında, o 28 alfabenin evet. bütün harfleri etrafında dönüyoruz. Yumuşak K'yi unutma. Yani yumuşak K'yi katlayalım. Yani şunu ifade edeyim. Biz, yani neden öyle? Ama algı öyle olduğu için biz de böyle... Yani ben mesela bölgede her 4 ayda bir, Diyarbakır için bunu söylüyorum, sivil toplum kuruluşlar toplantı yaparım ve 100'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu başkanı gelir. Biz bölgede yapmış olduğumuz bütün toplantılarda, buna Hüdapar'da dahildir, buna Hakpar'da dahildir ve DTK'da dahildir. Bunlar da oradaki bütün siyasi yapılan... PKK'nın son dönemde direkt olarak hedef aldığı, hatta işaretleyerek evet. öldürdüğü, aynen hatta öyle. İşaretleyerek dükkanlarını yaktıkları evet. şeyden bahsediyorsunuz. Yani 3 yıl öncesindeki Hüdapar bütün sivil toplum kuruluştaki görüşmelerin kayıtları bende veya bizde evet. kurumsal hafızamıza ver. Hepsinin söylediği tek bir şey vardı. Silahların bırakılması noktasında PKK'nın, KCK'nın veya HDP'nin muhatap alınması ve mutlaka sonuca gidilmesi. Ama temel haklar ve hürriyetler noktasında burada sadece HDP yok, bizler de varız. Bizlerin de bu konuyla ilgili görüşü de budur. Dolayısıyla hükümetin BDP üzerinden KCK veya PKK ile görüşülmesinin istemesinin sebebi yine sivil toplum kuruluşların talep ettiği bir şeydi. Burada silahların yurt dışına çıkması, önce susması, sonra silahların yurt dışına çıkması, Türkiye sınırı dışına çıkması, uzun vadede de silahların bırakılması ve dağdan dönüşlerini sağlaması. Bu anlamda muhatap PKK, KCK ve HDP'dir. Çok önemli bir şey söylediniz Cuma Bey. Hani özellikle bölgedeki STK'ların işte BDP veya HDP'nin aracılık yaparak bu görüşmelerin sağlanması, işin hızlandırılması için hani Çağrı Bey dedi ya 2013'teki evet. iklim olsaydı, 2012'deki iklim olsaydı Çağrı Hoca'nın söylediği gibi daha hızlı gidebilirdi. Şu an yol haritasında bazı değişiklikler öngörüyor musunuz? Çünkü Afyon'da konuşuldu, işte siz Sayın Başbakan'la bölge milletvekilleri olarak bir araya geldiniz. Bu hafta başı tekrar görüşüldü. Yani direkt olarak hani artık bunun bitmesi için evet. ne yapılacaksa yapılsın. Direkt olarak mesela direkt sorayım Kandil ya, evet. muhatap alınamaz mı? Yani bu kamuoyu baskısı yani şu, seçim şeyi nedeniyle mi ket vurdu? O hayır. Şu önemli. Kandil'in kendi açıklamalarında da bu işin Serok dediğimiz yani evet. Kürtçe'de Serok diye hitap edilen liderinin Öcalan olduğunu, onun alacağı bütün kararlara uyacağıyla ilgili Kandil'in onlarca açıklaması var. Evet. HDP'nin de aslında İmralı görüşmeleri başlamadan öncesi için söylüyorum. Her zaman muhatabın İmralı alması gerektiğiyle ilgili kendi beyanları vardır. Şimdi zaten bu işin doğrusu İmralı'dır. Keşke PKK'nın bir eş başkanı olsaydı. Çok açık ve net söylüyorum. Hani bütün belediyelerde eş başkanlık sistemine geçtiler ya. Hı hı. Ama bugün PKK'nın lideri diye bahsedildiği zaman sadece tek isim vardır. Evet. O da İmralı'dır. Yani yine işte Cemil Bayık, Murat Karayılan, işte Bahoz Erdal veya hepsi de Öcalan'a bağlılığını ifade etmişlerdir. Evet. Yani Öcalan'ın bu anlamda söylediği ama her şey... Ama bağlılıklarını ilan etmelerine karşın çok sık İmralı'yla ayrışan yönlere onun işte sapmaları. Onun sebebi şu. Yani homojen bir yapı var. Evet. Öcalan İmralı'da ve orada hiç kimseyle bir görüşme halinde değil devletin dışında ama dışarıda olan herkes hı hı. dışarıdaki olan herkesle tabiri caizse iletişim evet. halinde. Evet. Bu ciddi bir sorun ama bana göre bölgede şu oluşmuş oldu. Şu an Kürtlerin yeni bir sorunu oluştu. Çok açık ve net söyleyeyim bu çözüm sürecinde. Artık Kürtlerin PKK, HDP ve KCK sorunu vardır. Bu sorunuza cevap olsun diye söylüyorum. Yani öncelikle HDP'nin çözüm sürecinden anladığı şey evet. veya PKK'nın, KCK'nın çözüm sürecinde anladığı şey molotof, taş, şiddet, sokak gösterileri, adam kaçırma, tehdit etme, yol kesmeye devam etme. Evet. İşte biz de gerek Afyon toplantısımızda gerek de çözüm sürecinin aklı senin bir şekilde yürümesine yönelik yapmış olduğumuz yorumlarda hep şunu ifade ettik. Çözüm süreci molotof atmak değildir. Taş atmak değildir. Aksine PKK'nın silah bırakma sürecidir. Bu noktada birileri eğer samimiyse, bunu HDP için ifade ediyoruz, HDP'nin hemen yarına evet. bir açıklama yapması lazım. İşte Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, Şırnak'ta ve Hakkari'de
hala yollar kesiliyor ve hala bazı yerler savaş haline çevriliyorsa, hala bazı bölgelerde kanton ilan edilecek kadar haddini aşıyorlarsa, HDP bunları bir çağrıda bulunup bunları kınamalı. Bunlarla hiçbir ilgisinin olmadığını beyan etmeli ve bunlara artık bir son verilmesiyle ilgili bir açıklamada bulunması gerekir ki bunu yaparsa işte evet. O zaman samimi olduğu da bence ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Aslında Cuma Bey önemli bir şey söyledi Çağrı Hoca. Size onu sormak istiyorum. Bu 6-7 Ekim'den sonra da bir açıklama gelmişti Selahattin Demirtaş'tan. Bu eylemleri yapanları biz bilmiyoruz. Onlar işte bizim kontrolümüz dışındaki güçler demişti. Böyle bir şey mümkün mü? Terleyerek yaptığı açıklamayı diyorsunuz. Evet, onu diyorum. Yani o zaman şunu da kabul ediyor demektir. Demek ki örgütün üzerinde etkili olan başka güçler de var. Evet. Veyahut örgüt içerisinde bir bölünme var. Hepsini temsil etmiyor, hepsini kontrol edemiyor. Ya da birileri dışarıdan geldi, sızdı. Yani işte az önce dedik ya yabancı isim. Onlar için bulunmaz bir ortam çünkü bu. Yani Türkiye'nin bu bölgedeki zayıflığını isteyen, bu sorunun çözülmesini istemeyen bir takım servisler için de bulunmaz fırsat. İstediğiniz gibi acıta edebilirsiniz yani. Fakat burada bir başka bir husus var. Hep o benim kafama takılıyor siz konuşurken de. Şimdi HDP neticede bir siyasi parti değil mi? Doğru. Yani öyle ne kadar öyle biliyoruz. Peki bu süreci yürütüyor. Yani bir örgütün adına yürütüyor aslında. Yani PKK'nın adına yürütüyor. Onun siyasi uzantısı. Zaten bu retorik olarak da kullanılıyor. Peki, PKK'nın siyasi uzantısı. Evet. Ne karşılığında silahları bırakmayı taahhüt edecek? Yani bunu artık konuşmuyoruz. Yani hep şunu konuşuyoruz. PKK silahları bıraksın, dışarı çıksın. Evet. HDP ne bekliyor? Barış olsun. Tamam da zaten yani barış olması Türkiye'nin de faydasına, onun da faydasına, bölgenin de aslında. Bölge halkı. Burada sadece faydası, bölge olarak düşünmeyin. Yani Türkiye'de bir barış olması aynı zamanda Orta Doğu bölgesinin de faydasına olan bir şey. Ama şimdi madem böyle bir örgüt bu, bu örgütün kuruluş gayesi belli, bugüne kadar attığı adımlar belli. Hangi dönemlerinde hangi yabancı güçlerle ilişki içerisinde, yani Suriye'sinden İran'a kadar, Rusya'sına kadar, hatta zaman zaman müttefikimiz olan bazı ülkelere kadar herkes tarafından zaman zaman kullanılmış olan bir örgüt. Karşılığında bir şey beklemeden bu silahı niye bıraksın? Birazcık daha yani açık. Ben bunu şu adına soruyorum. Yani bir türlü cevabını bulamadığım hadise bu. Devletten bir beklentisi var demek ki. Yani bu beklenti çok geniş olabilir. Mesela ne bileyim Öcalan'ın cezaevi şartlarının düzeltilmesini mi istiyor? Veyahut ev hapsine geçmesini aslında mi istiyor? PKK Kürtlere veyahut, bir statü istiyor. Veyahut, kendine statü veyahut istiyor. Bir genel af mı istiyor? Veyahut özellik mi istiyor? Bir evet. statü mü istiyor? Yani biz bu tarafın tam olarak ne istediğini, herhalde bunu kamuoyunda tartışmıyorlar ama muhataplarıyla görüştüklerinde devlete diyorlar ki bizim stratejimiz bu, biz bunları istiyoruz. Şimdi bu hiç kamuoyu önünde tartışılmıyor. Biz hep bir boyutuyla tartışıyoruz. Yani silahlar bırakılsın, PKK çıksın, ancak ondan sonra bir şey olabilir. Bu boyutuyla ama tartışmak olan demek şey sürecin nedir? Hızlandırılması mıdır? Yani şimdi o işin kamu diplomasisi boyutu. Bu işin bir psikolojik boyutu var. Bakın bu çok kapsamlı bir iş bu. Yani devletin yürüttüğü bir kamuoyuna nasıl bir mesaj verilecek? Gazetelerde bu nasıl yer almalı? Televizyon bu dahil, televizyon programlarında bu hangi boyutuyla konuşulmalı? Ülkenin batısında, doğusunda, güneyinde, kuzeyinde, farklı mecralarda bu nasıl dillendirilmeli? Evet. Bütün bunları, az önce söyledim, bilimsel olarak devletin çeşitli kanalları ölçüyorlar, biçiyorlar. İstedikleri şekilde bunu böyle yapmazsanız berhava olur gider. Evet. Ya zaten bugüne kadar defalarca teşebbüs edilmiş, sabote edilmesi için bundan sonra. Ama diğer taraftan da madem objektif bakıyoruz hadiseye, şunu sorma hakkımız var. Ya bu sürecin, bu tarafın beklentisi nedir? Onlar da söylemiyor işin garip tarafı. Yani HDP'den ben duymadım biz özellik istiyoruz. Bize net bir şekilde... Devlet istemiyor, ehret istemiyor, özellik de istemiyor. Ne istiyor? Aslında kendisi de bildiğini zannetmiyor. Yani HDP ne bekliyor bu işten? Ya da örgüt ne bekliyor? Onlar da desinler ki ya biz bu süreci şu yüzden sürdürüyoruz. Evet. Bizim hedefimiz de bu. Ne bileyim ben mesela parti olarak seçime gireceğiz. Bu sefer bağımsız olarak girmeyeceğiz. Biz bu sürece destek veren parti olduğumuz için de %10'u da geçeceğiz mi? Bunu mu istiyorsunuz? Aslında çok önemli bir şeye dikkat çektiniz. HDP'den bu yönde gerçekten çok açıklayıcı bir açıklama da gelmedi. Burada bir nokta koyma durumu. Bir açıklasınlar, onlar söylesinler, hiç olmazsa dinleyelim. Mehmet Hoca, sizle reklamlardan sonra devam edelim. Araya gitme durumundayım. Tam da Çağrı Hoca'nın bıraktığı yerden HDP aslında veya Kandil, bunun içerisine onu da katabiliriz. İmralı, Avrupa'daki Kürtler ne istiyor, ne bekliyor? Bütün bunları, süreci boyutlarıyla konuşmaya devam edeceğiz efendim.
Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında yayına devam ediyoruz. Neler oluyor'a süreç başlığı altında alt başlıkları konuşuyoruz. Cuma İşten AK Parti Diyarbakır Milletvekili Profesör Doktor Çağrı Erhan ve Doçent Doktor Mehmet Şahin'le. Hocam sizde kalmıştık. Çok merak edilen bir soruyu sordu aslında Çağrı Hoca. Ne istiyor PKK, KCK, BDP, HDP, Avrupa'daki Kürtler, İmralı, Kandil? Ben kişisel görüşümü söyleyeyim. Çünkü ben de bohçada ne var bilmiyorum açıkçası. Fakat PDRP'yi biliyorsunuz ortaya çıkıyor. Fakat başından baktığımız zaman ben bu süreci başlatanların devlet tarafının, işte burada ne diyelim, MİT'in diyelim örnek, veya Abdullah Öcalan'ın bu sürecin içinde birinci dereceden yer alan insanların ne istediklerini ve ne vereceklerini bildiğini düşünüyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü bir sürece başlarken nereye kadar gideceğinizi bilirsiniz. Evet. Yani bu bir şey yok. Fakat bunu PKK'lılar veya işte biraz önce söyledim ya, siyasi parti görünümlü mesajcılar bunu biliyor mu? Onu bilmiyorum. O konuda belki bir zaaf olabilir. Fakat şunun farkında oluyorlar. Şimdi belli bir nokta geliyor. Paketten bir kısım açılıyor. İşte bakın bunlar yapılacak diye. Evet. Bunu bildiği için HDP'nin farkındaysanız bir ya kongre gibi bir şeyde, bir toplantıda veya basın toplantısıyla veya bir röportaj vererek müthiş bir baskı oluşturuyorlar. Diyorlar ki işte şunları mutlaka devlet yapması gerekir diye bir açıklama yapıyorlar. Aslında bu zaten hükümetin yapmak için karar verdiği bir konu. Fakat bu açıklamayı önceden yaparak bölgedeki kamuoyuna alıyor. Bakın bir, evet yani bakın işte biz bunu hükümet üzerinde baskı oluşturduk. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde baskı oluşturduk. Biz yaptık, biz aldık mesajı veriyorlar. 6-7 Ekim'de mi böyle bir değerlendiriyorsunuz siz? Hani bu baskının olduğu oluşturulmasını. 6-7 Ekim tamamen farklı. O bence sürecin dışında, süreci sabote etmeye yönelik bir girişim. Ondan önceki süreçleri diyorum. Çünkü evet, sürekli bunu yaptı. Fakat hükümet tarafı da nasıl olsa aksak da olsa, sorunlu da olsa süreç devam ediyor diye buna göz yumdu. Ben öyle görüyorum yani. Bu göz yumma aslında bazen olumsuz tarafı olsa da olumlu tarafı da oldu. Olumsuz tarafı PKK bölgede her geçen gün diğer Türk örgütleri ve partiler üzerinde bir etkinlik kurdu. Ama her şeye rağmen HDP'nin şımarıklığına, PKK'nın şımarıklığına rağmen devletin de böyle biraz alttan alan tavrı oradaki uzun süre bu 30 küsur yıllık çatışma ortamında göz önünde bulundurduğumuzda duygusal bir kopuşta olan bir kitle vardı. Devletin böyle iyi niyet ortaya koyması aslında dedi ki ya bu aslında PKK bu oyunu bozuyor. Yani o devletin tavrını ve hükümetin tavrını normal halkın, bölge evet, halkının görmesi açısından böyle bir gördü katkısı oldu. Bölge halkı? Ben gördüğünü düşünüyorum. Bu Kobani'de görmediler bunu yalnız. 6-7 Ekim olaylarında şiddeti kimin kullandığını gördüğü için HDP geri adım atmak durumunda kaldığını. O zaman şöyle demek mümkün mü? Yani 84'te başladığını varsayarsak bu PKK kanlı örgütün operasyonlarına veya eylemlerine, orada ondan sonraki süreçte devletin o bölgedeki baskısı, hatta tırnak içerisinde zulmünden bahsedecek olursak, şimdi o derin devletin rolünü PKK üstlendi sorusu. PKK, doğru mu? Doğru. Fakat şunu da görmek lazım. PKK ne verdi bu çözüm süreci karşısında? Tek bir şey verdi aslında. Onu da zaman zaman bak ben bunu da yapabilirim ha dedi. Eylemsizlik. Onun dışında hiçbir şey vermedi aslında. Normalde Sayın Cumhurbaşkanı... Yani silahlarla ilgili eylemsizlik. Evet, silahlarla ilgili eylemsizlik. Ama siyasi faaliyetleri devam etti. Diğer partiler üzerindeki baskıları falan devam etti. Şimdi o 6-7 Ekim olaylarından sonra bu görüşme, dündü yanılmıyorsam Sayın evet, Başbakan yanımda Yalçın Akdoğan'la... Pazartesi günü görüştüler. O görüşmeyle birlikte bu çözüm süreci tekrar resetlendi. Fakat bundan sonraki süreçte ben devletin ve hükümetin... Resetlendi sözünüzü çözüm sürecinde yeni bir sapak olarak mı değerlendirelim? Bunu şöyle düşünüyorum. Çünkü aynı şekilde 6-7 Ekim olaylarından önceki şeklinde devam edeceğini düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte devlet ve hükümet şunu gördü. Bu sürecin en azından bir tarafı, devlet tarafı. Bu öyle PKK'ya bırakılmayacak kadar önemli bir alandır. Ve PKK'nın yapması gerekenleri, mesela sınır dışına çıkması gerekiyordu veya işte silah bırakması gerekiyordu. Ben devletin bunu adım adım takip edeceğini düşünüyorum. Çünkü 6-7 Ekim olaylarıyla bu sürece nasıl zarar verdiğini, bölgeye, topluma, devlete nasıl zarar verdiğini gördü. Onun için resetleme diyorum. Yeni bir davranış şeklinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yoksa bu davranış şekli yani kamu düzeninin sağlanması anlamında algılamıyorum ben. Başka davranış şekilleri, başka aslında retorikler. Cuma Bey burada çok güzel bir şey değindi. Hani buradaki PKK çözüm sürecinde kullanarak bu
bölgedeki Kürt halkının tek temsilcisi kendi olduğunu ortaya koymaya çalıştı. Evet. Bunun tehlikesi ortaya çıktı. Çünkü tüm Kürtleri HDP temsil etmiyor. İşte AK Parti ciddi bir oy alıyor. Hatta HDP'den çok oy aldığını görüyorsunuz. 17 ili örnek verdi. %65'e %34. Hayır, bunun dışında Hüdapar'ın biliyorsunuz %4 oy aldı. Batman'da %8 oy aldı ki ana muhalefet partisi Hüdapar'ın gerisinde Güneydoğu'da. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman diğer farklı örgütler de var. Yani sivil toplum örgütleri de var. Bir de PKK ve silahların gölgesinde. Bir de HDP'ye oy verse dahi şiddet yanlısı evet, olmayan kesinlikle. Bir kitle de var. Çok ciddi. Evet, evet. Yani bunları göz önünde bulundurduğumuzda biraz göz yummuştu. Mehmet yani Bey şey aslında toparlayacak olursak o size sorduğum çerçevede politik olarak değerlendirecek olursak süreç yeni bir aşamaya geldi. 6-7 Ekim'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kamu düzeninin sağlanması veya yol haritasında... Ben size bir tarih söyleyeyim. Ben 24 Kasım tarihinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Niye? 24 Kasım tarihinde... Abdullah Öcalan çağırmıyor. Hayır. 24 Kasım tarihi çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri bazı olaylarda kafası karışık gibi davranıyor. Ben bilerek Amerika'nın kafası karışık gibi davrandığını düşünüyorum. Ermeni. Hayır. Temmuz'da İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşması gerekiyordu. 5+1 ile İran'la evet, anlaşması tamam. gerekiyordu. Anlaşamadılar. 24 Kasım'a kaldı. 24 Kasım'da da anlaşmaları zor gözüküyor. Yani nükleer müzakereler evet, noktasında. Tabii, 24 Kasım'da eğer Amerika Birleşik Devletleri yani 5+1 ile İran anlaşmış olsa Türkiye'nin için çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü bölgede Amerika ile birlikte özellikle IŞİD terörünü göz önünde bulundurduğumuzda. Ama İran'la birlikte Tahran-Washington ilişkileri... İşte şimdi onu söylüyorum. Bu anlaşma ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Çünkü bu sızıyor artık. Bu ortaya çıkıyor. Bölgede hala Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yerini Amerika için Türkiye'nin yerini ikame edecek bir güç bulamadı. Evet. O açıdan İran demişken de bazı Türkiye'nin de en önemli sorunu Kürt sorununda bazı hassasiyetlerini dikkate alması gerekir diye düşünüyorum. Aksi takdirde İran'la 5+1 anlaşırsa Türkiye bundan çok ciddi maliyet öder diye. PEJAK nerede şu an? Kuzey Irak'ta mı, İran'da mı? PEJAK şu anda PKK'nın içinde, İran'da değil. Yani Kuzey Irak'a geri döndü. Tabii tamam. Cuma Bey, aslında bakıldığı zaman çok geniş kapsamlı bir şeyi konuşuyoruz. Yani çözümün altında uluslararası ilişkiler boyutu var, ekonomi var, ikili ilişkiler var, işte iç işleri meselesi var, kamu düzeni var. Hani bakıldığı zaman böyle kolay bir şey değil. Çağrı Hoca'nın dediğine dönecek olursak yine orayı da bir toparlayalım. Sürecin hızlandırılması. Dedi ki Çağrı Hoca seçimlere gelirken HDP, PKK, KCK, AK Parti'ye koz vermez. Koz vermek istemez. Yani peki vermek evet. istemezse o zaman bu süreç nasıl hızlandırılacak? Ya da şunu ben bir ilaveten bir şey sorabilir miyim? Gazete yazarlığından da tabii hareketle ki. Kusura bakmayın. Siz ev sahibi kendini bulmuşken. Tabii şimdi siz... Seçim kampanyası yapacaksınız. Aha. Yani Allah izin verirse milletvekili aday olacaksınız. Seçim kampanyası yapacaksınız. Ve diyelim ki bir noktaya geldi ve bir olumlu sonuç ortaya çıktı. Siz bölgede dolaşırken, oy toplarken insanlardan, yani şunu demeyecek misiniz? Bu AK Parti'nin başarısıdır. Yoksa şunu mu diyeceksiniz? Biz HDP ile beraber el ele verdik, bunu yaptık. Yani onlar da diyecekler ki, eğer başarılı olursa bu bizim başarımızdır. HDP'nin başarısıdır. Yani elinde sonunda bu... Bir siyaset malzemesi tabii, olmayacak. Yani aslında biz yola çıkarken bunun bir siyaset argümanı olmasını biz de istemeyiz. Ama ben şuna eminim. Silahlar bırakıldığı zaman MHP'nin bile buna sahip çıkacağını ve bundan siyasi bir rant elde edeceğini de adım gibi eminim. Herkes kendine bir şey bulup bir şeyi çıkartacak yani. Ama şu önemlidir. Bana göre HDP şunu gördü artık. HDP eğer millete rağmen, verilmiş olan eşitlik vatandaşlık ilkeleri olmasına rağmen hani PKK ne istiyor derken şimdi 12 yıldır köyüme gidemiyordum, köyüme gidebiliyorum. Olağanüstü hal vardı, ülke ikiye bölmüştü. Ülke ikiye bölünmekten kurtarıldı. Temel hak ve hürriyetler noktasında bir Kürt olarak bunu ifade ediyorum. Kürt sorunu bitmiştir. Bir Kürt olarak bunu söylüyorum. Yani Kürt sorunu bitmiştir. Sadece ana dilde eğitim ve öğretim. Kürt sorununu bitmiştir dedikten sonra bazılarına soruyoruz. PKK'lılara soruyoruz diyelim örneğin. Ne istiyorsunuz? Tek denilen bir şey var. Millet için bunu söylüyorum. Üst düzeyler için değil. Marksist kafalar için değil bu söylemlerim. Milletimiz şunu istiyor. Ana dilde eğitim niye olmadı? Bize diyoruz ki ya 12 yılda demek ki artık konuşacağımız tek bir şey kaldı. Ana dilde eğitim. Ana dilde eğitim anayasal bir sorundur ve anayasa değişikliğini ilgilendirir. Kaldı ki anayasa masasından kalkan ilk parti de BDP'nin kendisidir.
Oysa 60 madde meclise geldiği zaman oy birliğiyle gelmişti ve BDP bizimle birlikte orada hareket etmekten de çekindi. Şimdi şu önemlidir bakın. 2 yıl öncesinden çözüm süreci başladığında bu sürece en çok sahip çıkması gereken kişi kim? Samimiyet varsa eğer ortada. HDP. Bana göre HDP. Neden dolayı? HDP en azından sokağa birileri çıktığında, hala iş adamlarını kaçırdığında, hala köylere gitmek bu sefer PKK tarafından engellendiğinde... Ama Cuma Bey, yani bakıldığı zaman ilk manipüle eden de HDP oluyor. Şunu söylüyorum. Yani... Mesela HDP şu an taşı alıp polise atacağını, polisin yanına geçip provoka etmek isteyenlere karşı bir direnç göstermesi gerekirdi. Yani evet. Bedenini ortaya koyması gerekirdi. Ama hadi buraya gelin polise beraber taş atalım diyor. Sizin söylediğiniz tam tersini yapıyor. Demek ki sorun Kürt hakları veya eşit vatandaşlık ve PKK'nın Kürtlerle ilgili sorunu ve meselesi değil. Bana göre sorun dediğim gibi Kürtlerin Marksistleştirilmesi sorunudur. Yani birileri Kürtlerin zihnini dönüştürmek istiyor. Aksi durumda PKK'nın, KCK'nın ve HDP'nin varlığı neyin üzerine kuruldu? İşte ana dilde öğrenim yok. İşte televizyonlarda Kürtçe'yi konuşamıyorsun. Bir kaset bile dinleyemiyorsun. Faili meçhul cinayetler var. Köy yakmalar var. Seçimlerde köy boşaltmalar var. Yapıldı. Aynen. Yapıldı. Ama bakın argümanların hepsi alındı. Şimdi ben merak ediyorum. PKK birilerini dağa çıkartmak için gidip millete ne anlatacak? Yani devletin faili meçhul cinayetini anlatabilir mi? Cezaevinde, Diyarbakır cezaevinde yapıldığı gibi işkencelerden bahsedebilir miydi? Asla hayır. Ve işin garip bir tarafı var. Yani geçmişten beri HDP içerisinde sizi siyaset yapan... Sizi öldürürüz diye tehdit edebilir, dükkanınızı yakarız diye tehdit edebilir. Ya işin garip tarafı, ben şu an köyüme PKK'dan dolayı gidemiyorum. Ama ben bundan 10 yıl önce de devletten dolayı gidemiyordum. Yani şimdi ters döndü her şey. Eskiden Kürtler devleti, çok açık ve net söylüyorum, PKK'ya şikayet ederlerdi. Ya şimdi millet bana geliyor diyor ki kardeşim bizi bu PKK'dan, KCK'dan Allah için kurtarın. Bunu söylüyor. Nasıl olacak bu? Bakın HDP'ye oy veren esnaflar bile artık bu işten kurtulmak istiyor. Dükkanı yandığı için. Dükkanı yandığı için. Şimdi siz Kobani'deki olayları Türkiye sınırları içerisinde çekerseniz bu dış mihrakların istihbarat birimlerinin bu işin içinde olduğunu bir ispatı olmuş olur. Evet. Kaldı ki Kobani'de duruş sergileyen, Berzani'nin peşmergelerinin Kobani'ye gitmesini sağlayan, binin üzerinde tırı yollayan, YPG'li hastaları, yaralıları tedavi eden Suruç'ta kaç tane? Tabii. Diyarbakır Hastanesi YPG'lilerle doldu. Diyarbakır Eğitim Araştırma Efendim? Hastanesi'nde YPG'liler var. Ben gittim ziyaret ettim. Ziyaret ettim. Bir evet. O deminki soru hani PKK size geliyor. Bizi bu baskıdan kurturun. Bu KCK'dan, bu PKK'dan. Çok kısa. Bu nasıl olacak? Bu şöyle olacak. Biz eğer bölgeyi silahlardan arındırdığımız an ben Kürt'üm, o zaman Kürtleri, cevabını Kürtleri, siz verdiniz. Evet. Böyle baskıyı kaldırmak istemeyen bir PKK'da silahlardan arınmama noktasında son çabasını ortaya koyacak. Ama şu var, çözüme en yakın olduğumuz bir zamandayız. Çok iddialı konuşuyorum. Çözüme en yakın olduğumuz olduğumuz zamanlarda da cebinde tabiri caizse malzemesi kalan kim varsa en son anda ortaya çıkartmaya evet. çalışıyor. Bozmaya çalışır ya. Bu doğaldır. Çağrı Hocam aslında sizin o söylediğiniz başlığı aslında toparlayalım şöyle bir. Cuma Bey önemli şeyler söyledi. Ama hani bir benzetme yapacak olursak elimizde bir proton hızlandırıcı yok ki süreci hızlandıralım. Yani sürecin çeşitli dinamikleri var. Çok boyutlu. Şimdi seçime de gidiyoruz. Siz dediniz ki tabii ki doğal olarak ne PKK ne KCK ne BDP hükümetin eline böyle bir kozu vermez. Ne olacak? Nasıl hızlanacak? Abdullah Öcalan'ın işte silahları bırakın çağrısı bu işi çözmeyeceği belli. Yani veya tek başına Abdullah Öcalan'ın bu işi çözemeyeceği belli. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi birazcık iki şey söyleyeyim. Bir tanesi başlangıç noktasından itibaren bakarsanız yani az önce çok daha geriye götürerek 2003'ten başlattınız değil mi? Belki biraz daha geriye götürmek lazım. Bu işin Avrupa Birliği süreciyle de doğrudan ilgisi var. Yani esas itibariyle bu ana dilde eğitim meselesi, evet. Türkçeden başka dillerde yayın yapılabilmesi meselesi 2000 yılındaki Avrupa Birliği'nin katılım ortaklığı belgesinde vardı. Doğru. Ve arkasından da bir takım adımlar atıla olağanüstü hale kalktı. Her sene yayınlanan raporda şimdi, Türkiye'ye eleştiri geliyor da artık gelmiyor. Şimdi baktığınız zaman yani 2000'lerin başından bugüne 15 sene neredeyse geçmiş. Ama sürecin o hızlanmaya başlaması somut olarak bununla ilgili bir çalışmanın başlaması, doğrudan temasların başlaması, işte Akil Adamlar Heyeti'nin kuruluşu vesaire bunlar da işte son 5-6 yıllık bir hadise. Bu süreçte hiçbir kazanım elde edilmedi lafı yanlış. Evet. Çünkü en azından baktığınızda
bütün az önce Sayın Milletvekili'nin saydığı bir defa kazanımları elde etmişler. Hem bölge halkı elde etmiş hem de Türkiye elde etmiş. Yani sadece bu bölgeyle ilgili ve bu meseleyle ilgili sorunlar gibi görmemek lazım bunu. Türkiye'nin tamamının demokratikleşmesi, tamamının insan haklarına kavuşması vesaireyle ilgili ve orada yaşananlar gibi Batı'da da bir takım sıkıntılar olduğunu, Batı'da da dillendirilen, zaman zaman dışa vurulan bazı sıkıntılar olduğunu biz geçtiğimiz dönemde de gördük. Dolayısıyla bütün bu Türkiye'deki demokrasi seviyesinin yükselmesiyle ilgili olan bir mesele bu ve bir kazanım elde edilmiş. Daha da önemlisi evvelce konuşulamayan, yani bu tür televizyon programlarında bile dillendirilmesi, ifade edilmesi mümkün olmayan bir takım konuları kırmızı çizgiler. Rahatlıkla ifade etmeye başlamışız. Bizi anında basar içeri alırlardı. Tabii yani biz yani bu yayını... Bu hem kanunen yani, hem kanunen hem Çağrı Hoca çok önemli bir şey söylüyor aslında. Katılır mısınız bilmiyorum. Biz bu yayını çok değil bundan 7 sene önce yapsaydık kesinlikle bile... hakkımızda Ankara Devlet Güvenlik Başsavcılığı soruşturma başlatırdı. Şimdi bizim doğru mu? Tanıdığımız... Ben faili meçhul giderdim de siz belki içeri girebilirsiniz. Şimdi bir akademisyenin bir çalışması var. Doktora tezi olarak hazırlamış. İsmini vermekte de beis görmüyorum. İşte doçent doktor Nihat Ali Özcan zaman zaman size evet, de konuk beraber, oluyor. Evet. PKK konusunu çok akademik olarak tarihi ve yani Kürdistan İşçi Partisi tarihi ve ideolojisi diye bir kitabı var. Evet. Kürdistan İşçi Partisi ne? PKK'nın değil mi? Türkçesi. Şimdi bu kitabı bugün yazsaydı yani biz bunu burada tartışırdık akademik derinlik açısından değerlendirme falan yapardık ama hiçbir savcı peşine düşmezdi. Kitap basıldı ve kitabın üzerinde de bir fotoğraf var. Kitabın içerisinde işte bilimsel olarak son derece kıymetli addedebileceğimiz o örgütün yapmış olduğu kongrelerin bir takım tutanaklarından alıntılar vesaire. Savcılık peşine düştü. Yani devleti bilmeyen biri de değil. Bilmeyen yani. Biri de değil. Yani orada aynen. Bir PKK'da yardım ve yataklıktan bir takım şeyler neyse takipsizlik şu bu falan oldu ama yani bu tür hadiselerle karşılaşıyorduk. Ya demek geldiğimiz ki, nokta çok değerli. Bizatihi bu. Bir de şu var. Şimdi ülkenin her tarafında da bu sürecin aslında memleketin tamamına fayda getireceği konusunda bir intiba var. Şimdi bu birinci mesele. Yani bütün bu yaşananlar bugüne kadar yavaş gitse de, defalarca sabote edilse de, kesintiye uğrasa da yavaş yavaş bir noktaya getiriyor, bir kıvam bulduruyor. Bu güzel. Ama ikinci bir mesele daha var. O da şu. Biz şekile çok takılıyoruz. HDP tarafı da, devlet tarafı da, muhatap devletse. Çok şekile takılıyoruz ve bizler de hep şekil konuşuyoruz. Efendim İmralı'ya şu zaman mı gidilecek, bu zaman mı gidecek, silahlar sussun mu, etsin mi? Ya esasa ne zaman geleceğiz biz? Yani bir keşke mesela bir esas olsa da biz esas üzerinden. Siz diyorsunuz bakın, ki bakın tekrar aslında... söylüyorum. Yani HDP benim amacım kardeşim bu sürecin sonunda Abdullah Öcalan'ı çıkartmak mı diyor. Çok açık söylesin. Yani bunu açık açık söylesin. Benim hedefim bir özerk yapı kurmak mı diyor. Bağımsızlık mı istiyorum diyor. Öyle bir parti kurdurttular biliyorsunuz. Şimdi tamam. Bağımsızlıkçı bir parti kurdurttular. Daha dün verdiler değil mi? Onlar dilekçesini. Doğru. O yani, Cuma Bey o PKK'nın uzantısı diyebileceğimiz yani, bir parti PKK midir? PKK ciddi anlamda sempati duyan içerisinde ona yani biz esasa müteallik daha bir konuşma yapamıyoruz. Muhtemelen bu perde gerisinde konuşuluyordur. Hocam demin çok önemli bir şey söyledi. Yani aslında devletin nereye kadar vereceği, neyi vereceği, neyi vermeyeceği, neyi müzakere edeceği, etmeyeceği bir planı vardır. Fakat kamuoyunda bu tartıştırılmıyor. Bunu onun ayrıca sağlıklı mı sizce? Onu tartışabiliriz. Sosyolojik açıdan bakarsak. Şimdi çok doğru az önce söyledim ya yani kamu diplomasi dediğim şey algı yönetimi. Yani bunu en çarpıcı noktalarıyla yani devletin yükseltebileceği en üst noktaya evet. kadar alıp tartışırsanız belki de buraya kadar gelmezdi bu iş. Yani bir yerde kesilebilirdi. O açıdan belki de doğru bir şey yapıyorlar. Ama madem bu işin hızlanmasını istiyorsunuz artık tartışılacak bir şekil kalmadı. Çünkü dönüp ulaşıp aynı şey. Efendim yeniden başlıyoruz. İşte kaçıncı sefer kesildi ve yeniden. Her seferinde de bak bu sefer hızlanacak. Ama her seferinde de seçim var. Niye? Çünkü burası demokratik bir ülke. Ve seçime doğru gidildiğinde geçen seferde Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Evet. Mali idare seçimleri vardı. Eninde sonunda siyasi partiler bunu kendileri bir şekilde kullanmak istiyorlar. Oya tahvil etmek istiyorlar. Ben de diyorum ki ya artık bu işin esasını bir konuşmaya gelelim. Teferruatla çok yordunuz bizi. Yani nedir? Yani ne istiyor karşı taraf? Devlet ne öneriyor? Bu bir tartışılsın. Daha sağlıklı olmaz mı? Ya biz hala evi tarif edip duruyoruz. Evin 3 odası var, 5 odası var. Bir odaları bir görelim bakalım. Onun üzerinden sağlıklı bir tartışma yürüteceğimizi düşünüyorum. Herhalde onun da zamanının gelmesi bekleniyor. Evet. Yani o yavaş yavaş parça parça tanıdık bilim adamları üzerinden, tanıdık
bu işin içerisinde olan belki emekli bürokratlar üzerinden yavaş yavaş servis edilecek, parça parça servis edilecek ve süreç ona göre idare edilecek. Evet, aslında bu soruyu size soracaktım ama son bir dakika araya gitmeden önce Mehmet Hoca size sorayım. Tabii önümüzde bazı örnekler var. Özellikle Güney Amerika'da da var ama bize bakıldığı zaman çok İRA ve işte ETA örneği, İspanya ve İngiltere örneğini çok fazla konuşuyoruz. Oradaki süreçlerin 12 yıla bulduğu, hatta işte İspanya'da 16 yıla kadar çıktığını konuşacak olursak bizim 2 yılda bu işi hemen çözüp Çağrı Hoca'nın dediği gibi şekilden esasa direkt giriş mümkün mü? Çok zor. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla burada öyle bir örgütle karşı karşıyayız ki biz bir PKK terör örgütü. Bu bir terör örgütü. Siz bunu bir anlamda siyasal sistemin içinde eritmeye çalışıyorsunuz. Bunun kodları farklı. Yani kuruluş itibariyle bir terör örgütü olarak kurulmuş. Şimdi bu terör örgütünün kodlarını değiştirmek öyle 1-2 yılda, 3 yılda olacak bir süreç değil. Zaten aslında bu aksaklıkların ortaya çıkmasının nedenlerinin de birinin ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakıyorsunuz bazen siyasi bir parti gibi davranabiliyor. Çünkü siyasi bir parti olduğunu gösteren bir organ da var. HDP'yi kastediyorum burada. Ama bazen bakıyorsunuz aynı yapı içindeki bir farklı grup bu defa terör faaliyetinde bulunabiliyor. Yani bundan kısa dönemde vazgeçmesini beklemenin biraz hayalcilik olduğunu düşünüyorum. Ama çok kolay olmayacak diye de alttan alarak çok yavaş hareket etmenin de doğru olduğunu. Bu esasa geçme meselesiyle ilgili ne dedim? Ben esasa geçme meselesini şöyle düşünüyorum. HDP ile devletin arasındaki çözüm sürecinin noktasındaki yaklaşım farklılığının olduğunu da görüyorum açıkçası. Çünkü bu süreçte HDP ve PKK kendine bir coğrafya var. Burada acaba bir statü, bir etkinlik kurabileceğim bir alan bulabilir miyim çabasının olduğunu hissediyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna müsaade eder mi? Onu da imkansız olduğunu düşünüyorum. Evet, devam edeceğiz. Efendim süreci konuşmaya, olayları konuşmaya kısa bir ara daha istirham ediyoruz. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında neler oluyor'a devam ediyoruz. Çözüm sürecini konuşmaya da devam ediyoruz. Cuma İş'ten Çağrı Erhan ve Mehmet Şahin'le birlikte. Cuma Bey, size döneceğim ama Mehmet Hoca'ya bir soru daha sorayım. Hocam şeyde kalmıştık, yani buradaki parametreleri nasıl hızlandırılabileceği seçim sürecine girerken. Yani Çağrı Hoca kitabın ortasından konuşma vakti geldi diyor. Kitabın ortasından konuşma vakti geldi mi? Şimdi ben bunun bütün verileceklerin veya alınacakların bohçanın ortaya konacağını düşünmüyorum. Çünkü ortaya koyduğunuz zaman şöyle bir durum da ortaya çıkabilir. Buna karşı bu süreçten rahatsız olan içerideki bölgedeki ve küresel anlamdaki güçler bunu kullanarak harekete de geçebilirler. Onun için peyderpey bu sürecin götürülmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sürecin bir zor tarafı daha var. Bir İmralı tarafı var, bir Kandil tarafı var. İmralı tarafının sadece devletle görüşülebiliyor. İşte buradan devletin izin verdiği kişiler veya MİT'in temsilcileriyle görüşüyor. Ama Kandil'in kulağına her gün herkes bir şeyleri fısıldıyor. Bunu görebilmek lazım. Yani orada burada ne yapılabilir? Yani Kandilli hani yani ben bir şey sorabilir miyim size? Mesela HDP'nin bildiği şeyi Kandil'in bilmediğini mi varsayıyorsunuz? Yok, yani evet, Kandil'in bildiği şeyi Kandil muhtemelen Amerika da biliyor, İran da biliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani ortaya dökülmesi. Aslında Mehmet Hoca şunu söylüyor. Biteni, sürecin bizden sürekli, başka herkes biliyor. Hocam tabii. Sürecin sürekli provoke edilmesi. Ne vasıtasıyla? Kandil vasıtasıyla. Kandil'in kulağına bir şeyler fısıldayanlar, Kandil'e faks gönderenler kimler? Bunları tekrar faks söylemeye gerek yani. Yok. İşte bakıyorsunuz. Süreç bir şekilde giderken Cemil Bayık veya Murat Karayılan'ın peki hocam, süreci sonra şunu açıklamalarını görüyoruz. Cuma Bey, bir soru daha. Peki hani Kandil'in o kulağına su kaçırılmasını engellemek veya Kandil'i de mindere yaklaştırmak, mindere derken yanlış anlaşılmasın, sürece yaklaştırmak için ne yapılabilir? Burada bence şu yapılabilir. Bu sürecin muhatap olan HDP tarafı veya PKK tarafından tek bir sesin olması gerekiyor. Bu tek seslilik olmadığı sürece çözüm sürecinin ciddi engellerle karşılaşacağını görebilmemiz lazım. Bu ihtimal var. Bu bölgedeki gelişmeler olduğu zaman ben Kürt sorunuyla yakından ilgilenen veya PKK'ya yakın, HDP'ye yakın bazı akademisyenlerimiz de var bizim. Gazetecilerimiz de var. Bunlarla da görüşüyoruz. Bunu sık sık söylediler. Daha çözüm süreci noktasında bu 6-7 Ekim olayları olmadan da hoca artık bu eskisi gitmez. Görüyorsun işte Kobani'de çok ciddi gelişmeler var. PKK kendine bir alan buldu. Bu süreçte mutlaka tekrar PKK lehine bir revize olması gerekir diye bunu yazıp çizdiler. Hepimiz gördük bunu. O açıdan bölgedeki çok köklü değişiklikler
ki ciddi değişiklikten geçiyoruz şu anda. Bunun mutlaka etkilediğini düşünüyorum. Etkilemedi evet. diyemeyiz. Evet. Ama her şeye rağmen de bence Abdullah Öcalan'ın da ciddi bir şeyinin olduğu da gözüküyor. Fakat burada bence bir şeyin üzerine daha duralım. Etkisi. Etkisi olduğu gözüküyor. Bağımsızlıkçı bir partinin ortaya çıkması. Herhalde yeni bir parti daha gördüm. Demokratik Bölgeler Partisi de yine bir parti. HDP'nin eski binasında genel merkezinin ismini değiştiğini gördüm bu hafta. Bundan sonraki süreçte 6-7 Ekim'de şiddetle birlikte ters tepince HDP açısından. Çünkü hatırlayalım Cumhurbaşkanı seçiminde %10'a yakın oy aldı. Evet. Şimdi 6-7 Ekim olaylarıyla birlikte. Ama bir tane Kürt sözünü bile ağzına almadı. Çok ilginç bir şekilde. Ama şimdi, kucaklayıcı. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer aynı süreç devam etseydi genel seçimlerde Batı'dan oy alma ihtimali vardı bunu. Yok diyemeyiz. Fakat 6-7 Ekim olayları o PKK'nın nasıl bir örgüt olduğunu tekrar gösterdiği için bundan sonraki süreçte bence HDP bir taraftan çözüm sürecinin taraf olmaya devam ederken bunun dışında bağımsızlıkçı bir parti, farklı bir partiyle sert söylemler kullanarak, şiddet demiyorum, sert söylemler kullanarak hükümet üzerinde ve devlet üzerinde baskı oluşturacak evet. diye düşünüyorum. O zaman bu çok net bu parti, yani. Bu kurulan partiler HDP'nin söyleyemediklerini dile getirecekler. Cuma Bey, aslında bu akşam masada siyaseti temsilen siz varsınız. Siyaset denilince de tabii Salı günü CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki yaptığı konuşma aklıma geldi. Şöyle dedi, bu süreç aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmalıydı. Şimdi diğer taraftan da sürecin başlangıcında komisyonların üye verilmediğini de biliyoruz. İşte anayasa değişikliğinde olayın bitirildiğini de biliyoruz. Bütün bu açıdan bakılacak olursak o Salı günkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini siz dinlediniz mi? Veya şöyle bir şans var mı hala? Yani CHP'nin de bu süreci sizle beraber götürme şansı var mı? Yani keşke CHP de hatta MHP de sürecin içerisinde olsaydı biz bundan memnuniyet duyardık. Tabii sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasından sonra akla hemen şu geliyor. Çözüm süreci komisyonu kuruldu. Ne MHP ne CHP çözüm sürecine üye dahi vermediler. Dolayısıyla çözüm sürecinin bütün yapmış olduğu çalışmalardan da bir haber oldular. Oysa çözüm süreci çok değerli ve kıymetli çalışmalarda buldu. Bölgeye gitti, dinamikleri dinledi, kanaat önerileri dinledi vesaire. Oysa o komisyonda üye olarak olsaydı en azından şu an bizlerin de bazı şeyleri ifade ederken ne anlatmak istediğimizi bence CHP iyi okurdu. Şimdi biz kongrelerimizden dolayı Lice'ye, Hazura'ya, Kulp'a, Hani'ye gidiyoruz ve gittiğimiz hiçbir yerde, bugün de ifade etmiştim ben, biz ne CHP'nin buralarını ne MHP'nin buralarını görmüyoruz. Akla şu geliyor o zaman, acaba CHP ve MHP kendi zihninde bu ülkeyi zaten böldü mü? Şimdi bu çok önemli bir şey. Oysa ki aslında bizim onlara ihtiyacımız var bölgede. Aslında Kürtlerin de onlara ihtiyacı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki iklime bakacak olursak, tamam geçmişi bırakıp hani yeni bir beyaz sayfa açma ihtimalinden söz ediyorum. Var mı? Yani eğer CHP geçmişiyle yüzleşir, tabiri caizse günah çıkartır. Dersin mi? Evet. Elbette ki olur. Ama ben bir Kürt olarak söylüyorum. Şeyh Said olaylarından bahsetmeyip bunu dile getirmeyeceksen, Dersim olaylarında çocukların havadan atılan uçaklardaki bombalarla öldüğünü dile getirmeyeceksen, Kürtlerin köylerinin yakıldığını ve faili meçhul cinayetlerin ve yol kesmelerinden dolayı derin devletin işemiş olduğu bir sürü cinayetlerden bahsetmeyeceksen, bir Kürt olarak benim ne MHP'ye ne CHP'ye gönül vermem mümkün değil. Evet geçmişte kaldı doğru ama bu mahsuplaşmayı yapmak hala geç değildir. Şimdi şunu bilinmesi lazım. Bu mahsuplaşma yapılmadan CHP'nin, ben MHP'nin çok fazla bu süreçle ilgili siyasi görüşme boyutuna müdahil olmayacağına inanıyorum. Olmayacaktır da %100 buna inanıyorum ama CHP'nin bu sürece kazandırılması, Çağrı Hoca'nın söylediği hızlandırmayı, seçime giderken risklerin alınmasını kolaylaştırmaz mı? Kesinlikle. Bunun için sizin adım atmanız gerekmez mi? Biz zaten açığız ve adımlar da hazır. Bakın ben İçişleri Komisyonu'nda bundan 3 ay önce yapmış olduğum bir komisyon görüşmesinde şunu ifade ettim hem CHP'li arkadaşlara hem MHP'li arkadaşlara. Siz en son 3 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde Nice'ye gittiniz mi? Hakkari'de Şemdinli'ye, Çukurca'ya gittiniz mi? 3 gün kaldınız mı? Veya sivillerinizi giyip bir milletvekili kimliğine değil, halktan biri olarak yaşama dokundunuz mu? Ben şuna çok eminim. O arkadaşları da tanıdığım için söylüyorum. Buna CHP ve MHP de dahildir. İnsanız çünkü hepimiz. Benim acıma, benim yaşadığım çileye ortak olan, gelen, gören ve bana dokunan beni anlayacağına inanıyorum. İşte sorun zaten orada.
Dolayısıyla bizden ziyade CHP'nin artık bölgeye ciddi anlamda gitmesi lazım. Bunu yaparsa zaten oradaki milletin ona anlatacağı bir sürü hikayeler, gerçekler, bir sürü görgüler vardır. Evet. Bu yapılmıyor. Şunu yani ifade... CHP bölgeye gitmeli, bölgede siyaset yapmalı. Kesinlikle. Size bir soru daha, bir tur tamam. daha yapmak istiyorum ama bir soru daha çok kısa cevap istiyorum lütfen. Demin Mehmet Şahin'in belirttiği iki parti ki öyle görülüyor ki BDP ve HDP ile bağlantılı PKK'nın uzantısı. Bu partiler niye kuruldu Sayın Vekil? Yani bu partileri kuranlar zaten HDP'nin içerisinde ciddi anlamda bağlantılı olan, sempati duyan, PKK'ya karşı sempati duyan insanlar. Nedir ama hepsinin yani nasıl bir rol üstlenecek bu partiler? Yani, daha ne için soruyor. Kurulduğunu ilerleyen zamanlarda ben de merak ediyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Birbirinin aynısı olan partiler kuruluyor. Çünkü hepsi de Marksist yapıya sahip. Bu önemli bir şey. Ve biz baştan beri şunu ifade ediyoruz. Hangi parti olursa olsun bölgede almış olduğu bir tane oy bile kıymetlidir. Önemsemek lazım ve muhatap almak lazım. Ne %65 oy alan AK Parti Kürtlerin tek başına temsilcisidir. Ne de %4 oy alan, 5 oy alan Hüdapar tek başına Kürtlerin temsilcisi olur. Dolayısıyla bütün dinamikleri dinlemek lazım. Bu ülke hepimizin 81 iliyle Kürtlerin en çok çoğunlukta yaşadığı il İstanbul. Dolayısıyla ben HDP'nin bir devlet kurma isteğinin olduğunu zannetmiyorum. Evet. Özellik istediğini de zannetmiyorum. Statü istediğini de zannetmiyorum. Evet. Bu anlamda yaşama dokunmak aslında bütün şeyi çözeceğini düşünüyorum. Sayın yani. Çağrı Erhan, aslında soru şu. Sizden bir fütüroloji beklesek, bir fütüroloji yapmanızı istesek. Demin Mehmet Hoca dedi ki 24 Kasım veya 24 Aralık değil 24 mi? 24 Kasım çok önemli. İran'la bu müzakereler, o tarihe bakıyorum. Sizin için önemli böyle tarihler var mı? Hani bu süreç nasıl gidecek? Fütüroloji derken onu kastettim. Ne beklenmeli? Kısa sürede hızlanmış bir adımların hızlandığı bir yeni dönem mi bizi bekliyor? Yoksa yine böyle yavaş yavaş mı gidecek? Yavaş yavaş otura otura sindire sindire götürmek daha doğru değil mi? Tabii bir öngörü de bulunabilmek için masanın üzerinde verilerin olması lazım. Olan veriler var, olduğunu zannettiğimiz ama görmediğimiz veriler var. Olup olmadığını da hiç bilmediğimiz veriler var. Ne veriler, hangi data var masada? Bir defa bu coğrafya değişiyor. Yani Irak'ın kuzeyinde bir bağımsızlıkçı sürecin son noktasına gelinmiş durumda. Bugün Amerika Birleşik Devletleri içerisinde, hele 2016 seçimlerinde Cumhuriyetçiler iktidara gelirse, Irak'ın kuzeyinde kesin gözüyle bakılıyor. Irak'ın kuzeyinde belki de bir bağımsız devletin kurulma ihtimali çok daha yükselecek. Bu zaman Suriye'yi de katalım ona, Suriye'nin kuzeyine. Suriye'nin bölünmesi ihtimali her geçen gün artıyor. Yani bundan sonra üniter bir Suriye yapısından söz etmemize imkan yok. Yani şu doğrudur. Irak içinde, bu Suriye son içinde. İki yıldır yaşananlar çerçevesinde Bağız yönetimi ilk defa bu kadar güçlü hale geldi. Yani hele IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra açık açık Obama'ya soruyorlar. Yani bir güvenli bölge oluşturmak istiyor musunuz? Hayır diyor. Böyle bir niyetimiz yok. Yani müdahale etme gibi bir niyetimiz yok. Veyahut Biden değil mi Türkiye'ye gelecek. Yarın. Türkiye'nin güvenli bölge planına nasıl bakıyorsunuz? Net bir şey söylemiyor. Garip dolayısıyla bir şey daha var hocam. Dedi ki Esad da meşru değil diyor. Bir de onu da söylüyor. Ha şimdi Esad meşru değil diyor ama müdahil de olmak istemiyor. Yani çok garip. Yani demek ki Esad güçleniyor ama Esad hiçbir zaman 2011 öncesi gibi bir üniter devlet falan burada. Çağrı Bey onu size sorayım. Dolayısıyla burada bu şekil... O şey çok önemli. Şu Esad'la ilgili olan soruyu bir şey sorayım orada araya girip izninizle. Yani Obama'nın söyledikleri kendi içinde çelişiyor. Bir taraftan diyor ki Esad işte orada durmamalı. Diğer taraftan da diyor ki bizim Esad'ı göndermeye yönelik bir planımız yok. Bu ne demek? Başkası göndersin ben yapamayacağım çünkü topal ördeğim diyor. Benim bu haftaki Türkiye Gazetesi'ndeki yazımın başlığı da buydu. Bu geçen hafta yapılan, daha doğrusu 2 Kasım'da yapılan seçimler sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şu an önümüzdeki 2 yıl boyunca 2016 Kasım'daki seçimlere kadar topal ördek olarak isimlendiriliyor. Bu Amerikan siyaset literatüründe bir terim. Ne demek? Bir başkan A partisinden ama kongrenin hem senato kanadında hem temsilciler meclisi kanadında çoğunluk B partisinden ise... Yani bu mesela parlamenter demokrasilerde olsa bu hükümetin düşme sebebi değil mi? Evet. Yani bir güven oylaması olsa ya da bir bakan gen soruyla düşürülmeye kalkılsa kesin düşer. Bütçesi reddedilir. Böyle bir durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şu anda kendisine o iki yılı daha kolay geçirtecek, bütçesinden ekstra harcama yapmayacağı,
mümkünse sağdaki soldaki dostlarına, müttefiklerine hem para kaynağı olan hem güvenlik önlemleri alabilecek olanlara bu işi ihale edeceği, havale edeceği bir rahat 2 yıl geçirmek istiyor. Ki, çünkü Hillary Clinton'ın büyük ihtimalle Demokrat Parti'den aday olması lazım. Başka türlü seçilmesine imkan yok. Cumhuriyetçilerden aday olacak da belli Junior Bush, yani en küçük Bush. Evet, yani bir aileden ilk defa üçüncü kişi. Evet. Karşı tarafa da bir aileden konuyu ikinci kişi. Konuyu dağıtmayalım tekrar demin yani, böldüm sözünü. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir sürece girdiği dönemde Cumhuriyetçilerin gelme ihtimali artıyor. Burada bu harita değişiyor. Irak'ın kuzeyi, sorun sizin hani, ilave ettiğiniz. Bu ister istemez bu süreci etkiler. Siz istediğiniz kadar etkilemez deyin, etkiler. Çünkü o bölgedeki oluşumdan doğrudan etkilenen bir toplumdan söz ediyoruz. Bakın bu hareketin ilk başlangıcını siz devrimci doğu kültür ocaklarının ortaya çıkışını Molla Mustafa Barzani hareketinden bağımsız düşünemezsiniz. Evet. Yani Irak'ın içerisinde Molla Mustafa Barzani'nin Mossad'ın ve İran istihbaratının işbirliğiyle o bölgede Irak merkezi hükümetine karşı 1960'larda Mesut Barzani'nin babası 1960'larda başlattığı hareket, tabii 75'e kadar başlattığı hareket Türkiye'de devrimci doğu kültür ocaklarını fitilledi. Evet. Halbuki 1950'den 65'e kadar o bölgede yaprak kımıldamıyor. Evet. Çok ilginçtir. Yani 50 bir dönüm noktasıdır. Yani Türkiye'de Demokrat Parti'nin iktidara gelişinden sonraki dönemde. Çünkü o bölge insanının da siyasetin içerisine konulması, o bölge insanına temsil imkanının verilmesi, tek parti rejiminin zulmünden kurtulması o bölge insanının bir rahatlama getirdi. Ama ne zaman ki orası hareketlendi? 70'li yıllarda çatışmaları zaman zaman hem kendi aralarındaki çatışmaları hem Irak güçleriyle çatışmaları bizim içimize taşıyordu. Yani o kadar enteresan olaylar var ki birbirleriyle, yani Talabani grubuyla Barzani grubunun çatışmalarının Türkiye'nin içine, bölge içine taştığını da biliyoruz. Dolayısıyla orada taşlar yerinden oynarken burada ondan etkilenecek olan gruplar var. Diğer taraftan ama Barzani'nin Taliban'ın eski gücünde olmaması, Barzani'nin bölgenin neredeyse tamamında Taliban zaten yok devrede. Söz sahibi olabilme noktasına gelmesi, bütün bunlar şimdi önemli. Burada bir diğer mesele, benden bir şey istediğiniz için söylüyorum bunu, bir öngörü. Şunu bilemiyoruz. Barzani ve HDP birbirine ne kadar tahammül edebilecekler? Asla tahammül etmez. Asla. Şimdi hangi, Türkiye'nin Çağrı elini, orada araya Türkiye'nin gelip elini zorlaştıran bir mesele. Çünkü Türkiye Barzani ile yakınlaşarak size bu bölgeyi yönetmeye çalışıyor. Peşmerge Türkiye üzerinden Suruç'a gelip Kobani'ye geçerken bunu görmeyen tek HDP? HDP'nin yakın basın yayın organları, evet, PKK'ya evet, yakın evet basın yayın organları bunu bir cümle görmedi. Hani bizden çok rahatsız olan da HDP'nin kendisi oldu. Şimdi, evet. Ama burada o kadar hassas bir denge var ki Türkiye Barzani ile işbirliği yapmak suretiyle, ama bu biliyorsunuz Sayın Başbakan da Irak'ı ziyaret edecek. Sayın Irak Dışişleri Bakanı buradaydı. Bir yandan da merkezi hükümetle ilişkilerini düzelterek hem Suriye'de hem IŞİD'e karşı Irak içerisinde bir pozisyon almaya çalışıyor. Barzani'nin bu bölgeye de olumlu etki sağlamasını elde etmeye çalışıyor. Yani, nitekim evet kendisi de Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber buraya gelmişti değil mi? Diyarbakır'da mitinge katıldı. Onun oradaki varlığı herhalde boşuna değildi. Bir anlam taşıyordu. HDP ama diğer taraftan da Barzani'yi bir can düşmanı olarak gören, onunla mücadele içerisinde olan bir kesimle de dolaylı ya da doğrudan neyse bir müzakere yürütüyorsunuz. Evet. Şimdi nasıl bir çözüm olacak ki bu? Hem Barzani tarafı bundan mutlu olacak, hem HDP tarafı bundan tatmin olacak, hem Türkiye'de yaşayan herkes bundan mutlu olacaklar, hem devlet kazanmış olacak, hem herkes kazanmış olacak. Böyle bir şey yani, mümkün değil mi diyorsun? O yüzden ben diyorum ki bu sürecin yavaş yavaş, ağır ağır devamı ve her aşamada, her gelinen aşamada daha fayda, ne fayda sağlandığının ölçülerek, hiç olmazsa işte mesela bu ölümlerin azalması önemli bir şey değil mi? Yani bu şey, yani ya da işte siz köye gidilmiyor PKK ama eskiden çok daha fazla yere gidilmiyordu. Tabii. Değil mi? Bunların yavaş yavaş bu süreç içerisinde halledilecek. Ama şimdi öbür mesele de bilmediğimiz konular. O bilmediğimiz konuları bana sormayın. Yani ya bu işin göbeğinde ne yattığını açıkçası bilen akademisyen olduğunu ben Türkiye'de zannetmiyorum. Ha bilenler nereden biliyorlar? Az önce söyledim size. Deniyor ki ya şöyle bir şey var, bunu sen bu akşam televizyon programında konuş. Var böyle arkadaşlar, yatanıyoruz. O da onu konuşuyor ama o kadarını biliyor. O gerisini de bilmiyor.
Yani hangi konuda anlaşıldı devlet ve öbür tarafına? Ha ondan iyi bir feedback alınamazsa zaten o devre dışı bırakılıyor o konu. Başka bir konu. Başka bir konu öne çıkartılıyor. Anladım. Ha bu bilimsel midir? Bu bilimseldir. Bu yöntem daha evvel denenmiş midir? Başka pek çok ülkede denenmiştir. Ama biz önümüzü görmüyoruz. O yüzden mesela ben bilmiyorum bir sene sonra 2015 yılında burada tekrar aynı konuyu konuşacaksak ki aradan da bir genel seçim geçmiş olacak. Bugünden farklı ne olacağını tahmin etmek çok kolay değil. Evet. Aslında bu sorunuz çok önemli. Ben de şu soruyu... Ama yeter ki bu gelinmiş olan noktadan geriye gitmesin. Geriye gidilmesin. Bir daha 6-7 Ekimler yaşanmasın. Bir daha bu şehit edilen... Ölümler olmasın. Tabii polislerimiz gibi, şehit edilen askerlerimiz gibi hadiseler yaşanmasın. Ben özür dileyerek araya gireceğim ama önemli olduğu için bahsedeceğim. Berzan olayı çok önemlidir. PKK dikkat edin bu coğrafyada... Kendisinin dışındaki hiçbir Kürt organizasyonla, ideolojik yapılarla, örgütlerle anlaşmamaktadır. Suriye'nin kuzeyinde YPG ve PYD 16 tane Kürt yapılanmasını katletti, evet. Feshetti. Berzani bu Kürt meselesinde veya çözüm sürecinde AK Parti hükümetini en çok destekleyen biridir. Michel Temoy'u öldürerek başladı. Evet, aynen öyle. Size döneceğim. Mehmet Hoca aslında bakıldığı zaman şöyle bir soru da ortada. Çağrı Hoca'nın bıraktığı yerden isterseniz hemen devralalım. Yani bu sürecin hızlanması için Haziran seçimlerini geride bırakmak mı gerekiyor? Ben eğer sadece seçim süreci etkilemiyor diyemeyiz. Fakat son mecliste çıkan 6 şeye baktığımız zaman, maddeye baktığımız zaman bu artık bir devlet politikası halinde bunun sürdürülmeye çalışıldığını görünüyor. Bir şey daha var. Bu çözüm süreci başladıktan sonraki süreçte 2 tane seçim geçirdi. Yani bunun siyasi rantının veya siyasi zararının ne olup olmayacağını... 30 Mart yerel seçimleri, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı evet, seçimleri. Evet, yani çünkü bu ikisi de çok ciddi seçimlerdi. Çünkü 12 yıllık bir partinin yine halkın karşısında geçtiğini görüyoruz. Demek ki bunun maliyetinin ne olup olmayacağını test etti siyasi iktidar. Veya muhalefetler de bunun ne olup olmayacağını, muhalefet partiler de bunun ne olup olmayacağını böyle gördüler. Bakıldığı zaman CHP'nin hala buna topyekün karşı çıkması nasıl okunur o zaman? Ben şahsen şunu düşünürüm. Eğer ana muhalefet partisi olsam, ben Güneydoğu'da ki biliyorsunuz geçmişte çok ciddi oylar aldı Cumhuriyet Halk Partisi burada. Evet, yani CHP'nin oylar vardı. Erdal Ünlü'nün zamanında işbirliği yapıldı. Yani daha, beraber daha öncesinde işte, vardı. Cizlele, 90'lı yıllarda da 90'lı evet, yıllarda çok ciddi evet, oyları vardı. Hüdapar'ın gerisine düşsem ben de o partinin genel başkanı olsam bunu bir oturur konuşurum. Yani çünkü sadece üstelik bu... Üstelik o bölgeden. Tabii o bölgeden. Bir de o var. Hatta daha şunu söyleyeyim. Belki de PKK'nın İçindeki Tunceli kanadı daha serttir biliyorsunuz. Bir evet, de o bölgeden, bir de onu da belirtmekte fayda var. Ama Çağrı Bey yani çok yani ciddi bir zemini varken sizin dediğiniz de önemli. Hocam yani CHP'nin bölgede çok değil yani 10-15 sene önce ciddi bir zemini varken, ciddi bir oy potansiyeli varken %1'lerin altına CHP'nin düşmesi. CHP'nin kullandığı söylem şu, Kürt sorunu ilgili bir şey yapmıyor parti dedikleri zaman olur mu diyor. Biz 1989'da bir rapor hazırladık diyor. Yani 1989 raporuna bağlı olarak kalmanın, yani, ya ama bu, yani bu dikkat edin 1989'da daha soğuk savaş yine bitmişti. Bir, yani her soğuk savaş dönemini içeriyordu. Diyarbakır kökenli CHP'nin önemli bir ismi. Bu şeyle Dersim'le ilgili de ona açıklama yapınca başka bir CHP'li de ona çok kötü bir cevap verdi. Yok yok yani dedi ki biz işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bununla ilgili bir araştırma önergesi verdik dedi o söylediğiniz konuyu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Güneydoğu'daki halkla ciddi iletişim kurmasının sadece şeye değil Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil. Türkiye, bu nasıl olacak? Türkiye'nin ve bölgenin peki, geleceğine bu nasıl çok... Olacak? Bunu Cumhuriyet Halk Partililerin düşünmesi gerekiyor ama benim baktığım kadarıyla bu duygusal bağ bölgedeki halkla Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki duygusal bağ kopmuş. Bunu sağlayacak. Evet, bunu sağlayacak kendiler. Çünkü siyasilerin şöyle bir davranışı olabiliyor. Siyasiler az bir davranışla çok maksimum kar elde etmeye çalışıyorlar. Bir devlet gibi davranıyorlar. Yani şimdi böyle demin Cuma Bey'in dediği %17 ilde %65 oy biz alıyoruz. Ya yani CHP 17 ilde %20 oy alsa. Bak bunun örneği %30... var. Bunun örneği var. Evet. Rahmetli Erbakan'ı hatırlayalım. Tamam. %1, 2, 3 oy alırdı ama bu ülkeyi biz yöneteceğiz diye diretirdi. Tamam. Ve derdi ki biz başarılı çıktık derdi.
Bunu konuştuğun zaman rahmetli Erbakan millet gülerdi. Derdi ki ya niye bu böyle diyor ki, işte aldığı oy belli derdi. Evet. Fakat ve iktidara geldi birinci parti. Sorunlu sorunlandı. Cumhuriyet Halk Partisi bence aynı inançla ne kadar çaba harcarsa harcasın hiç bunun karşılığını almasa bile buraya ilmek işleyerek oy alabileceğini görmesi gerekiyor. Görmesi bu gerekir. Partinin kendi hareketi. Konuyu ben araya gireyim sizden önce. Konuyu toparlayacağız, artık son dakikalara giriyoruz ama soru şu. Bu üçüncü göz meselesi önemli. Bu üçüncü gözün devreye girmek istemesi bundan sonraki süreçte Kandil'in bu üçüncü gözle işbirliği noktasını nasıl değerlendirir? Ben üçüncü gözü tehlikeli buluyorum. Şöyle düşünün, sizinle benim sorunum var. Ama Kandil'le sürekli o üçüncü göz iletişim halinde mi Mehmet? Hayır, üçüncü göz iletişim halinde ama üçüncü göz direkt girmek istiyor. Sorunun iki tarafı var. Devlet Abdullah Öcalan'la dahi direkt doğrudan görüşebiliyorsa ben niye üçüncü tarafı buna dahil edeyim? Üçüncü göz ne olabilir? Türkiye Cumhuriyeti'nin içinden bir grup olabilir, bir heyet olabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu tavır 1984'ten bu yana bana, hocam da takip ediyor, ben de takip ediyorum, hepimiz takip ediyoruz. Bana güven vermiyor hocam, size güven verebiliyor muyum? Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürt sorunu konusunda Türkiye'ye açık olacağını düşünmüyorum. Evet. Çünkü geçmişte bunun örneklerini gördük. İşte çekiç güç döneminde gördük, başka zaman gördük. Peki İngiltere'nin aracı olduğu dönemde Oslo süreci devam etti. Orada da olayı patlak sürecinde gördük. Zaten ne olduğunu... Bence burada bir şey daha söylemek istiyorum. Çok kısa 90, tamam hemen söyleyeyim. 98 tarihi çok önemliydi. Amerika için birinci öncelik Irak'tı, birinci öncelik Barzani'ydi. Buradaki Kürtlerdi. 98'de Washington'da biliyorsunuz iki grubu, Taliban ile Barzani barıştırdılar. Türkiye'yi de buna eklemlendirmek için farkındaysanız Abdullah Öcalan Türkiye'yi verdiler. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Şu anda önceliklerde bazı değişiklikler gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Evet. Cuma Bey, artık son 5 dakika bunu Çağrı Bey'le size eşit olarak kullandırmak istiyorum izniniz olursa. Bütün bunları toparlayacak olursak, bütün konuyu toparlayacak olursak şu sorulabilir. Bundan sonra olacaklar, bundan sonra yol haritası. Siz içeride ne konuştunuz? Ya şunu söyleyeyim, bizi ekranların başında izleyenlerin de aslında bilmesi gereken konular bunlar. Biz ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğüyle alakalı asla taviz vermiyoruz. Bir kere bunu bilmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Bir Kürt olarak bunu söylüyorum. Benim bundan 10 yıl önce AK Parti kurulmadan önce eşit bir vatandaş değildim. Dilim, kültürüm, haklarım ve hukuklarım gasp edilmişti. Ve ben özgürlükler adına hiçbir temel özgürlükleri yaşayamıyordum. Evet. Ama AK Parti ile birlikte vesayetçi sistemlerle olan mücadele devam ederken, birbiri de aynı zamanda eşit vatandaşlık olmasıyla alakalı yasal altyapılar hazırlandı. Ve bir Kürt olarak bunu söylüyorum. Artık Kürt sorunu bu ülkede kalmamıştı. Aslında Kürtler hiçbir zaman sorun değildi. Evet. Yani bu ülkede Kürtlerin dışında da aslında temel hak ve hürriyetler noktasında talepleri olan kesimler vardı. Onların da hakları yeniliyordu. Ama biz yok edildik, öldük. Köyümüzden, yerimizden, yurdumuzdan edildik. Biraz daha ağır bedeller ödendi. Ama şu önemli... Bu ülkenin 81 ili ve 780 bin kilometresi benim vatanım. Evet. Yani Trabzon benim vatanım. İstanbul benim vatanım. Ve buna emin olsun herkes. Diyarbakır'da, Bingöl'de, Hakkari'de tüm Kürtler 81 ili vatan olarak görmekte. Ve PKK, KCK ve HDP'den oluşmamaktadır Kürtler. Evet. Süreç devam ederken terör, şiddet, savaş, kan ve gözyaşının muhatabı HDP, PKK ve KCK'dır. Bundan dolayı muhatap onlardır ve çözülüyor. O anlamdaki muhatap. Anladım. Ama haklar ve hürriyetler noktasında muhatap 77 milyondur. Diyarbakır'dır ve İstanbul'dur. Dolayısıyla bu süreç... Herkes rahat olsun. Herkes rahat olsun. Ben 77... sürecin çok daha sağlam bir iradeyle gideceğini, evet. Ama işin doğasında da yavaş ilerlemesi gerektiğini, doğru. Zamanla bu kavramların birlikte yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Ve 21. yüzyılda Kürtler ve Türkler bu coğrafyada 1000 yıldan fazladır ilk defa birlikte bir başarı imza atıyorlar. Evet. O da bütün bölgedeki Kürtler ve Türklerin uzlaştığı ve barışı getirmek isteyişidir. Çağrı Hocam, çok bir dakikamız, artık bir dakikadan da az. Size bırakıyorum sözü. 77 milyonun sahiplenmesi gereken bir süreç veya 79... Tarihi yeniden okumamız lazım. Evet. İlk defa dedi Sayın Cuma Bey. Ama aslında Cumhuriyet kurulurken Lozan Anlaşması konferansına giden Türk heyeti Musul'un neden Türkiye'de kalması gerektiğini ifade ederken uluslararası konferansta tutanaklar da var. Dedi ki Türkler ve Kürtler beraberce bu Kurtuluş Savaşı'nı verdiler ve başardılar.
Doğru. O yüzden Türklerle Kürtlerin beraber olduğu yer Türkiye olduğu için aynen. Musul'un da Türkiye'de kalması gerekir. Çok doğru. Fakat biz 1923'te Temmuz ayında henüz daha Cumhuriyet kurulmamışken bile dile getirmiş olduğumuz bu yaklaşımı yıllar içerisinde hem de Lozan'da onu ifade eden kişiler ağzından maalesef duymadık bir daha. Doğru. Ve yıllarca bu ortadan kalktı. Şimdi aynı bilince kavuşmamız lazım. Belki tarihimizi yeniden yorumlamamız lazım. Biraz Osmanlı geçmişini de hatırlamamız lazım. Evet. Cumhuriyet'in o ilk mecliste kuruluş dönemini, Kurtuluş Savaşı dönemini. Belki yeniden, biraz 1870'lere dönmemiz yeniden, lazım. Yeniden, Allah korusun bir daha dönmeyelim de o 90'ın şartları falan dönemine. Ama o Kurtuluş Savaşı deneyim dönemindeki Türkiye'nin dört bir yanındaki insanları nasıl birlikte hareket ettiklerini ve hangi değerleri kurtarmak adına hareket oradaki, ettiklerini oradan ders hatırlamak, çıkartmak anlamında. Hatırlamak çok lazım. İnşallah bu düşünceyi paylaşan insanların sayısının hayır böyle olmasın, evet. Biz bölünelim diyenlerden kat be kat fazla olduğunu görüyoruz. Bu umut verici aslında bir şey. Aslında programın toparlamasını da siz yapmış oldunuz. Sayın Cuma İşten, Sayın Çağrı Erhan, Sayın Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun Mehmet Şahin sizlere de. Evet efendim programın sonuna geldik. Süreye zamana karşı konulmuyor. Çözümün parametrelerini, alt başlıklarını, her şeyi konuşmaya çalıştık bu akşam. Yorum her zaman olduğu gibi sizlere ait. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.